E, ee, Sayın Yücel sizle devam edelim. Siz evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir, bir defa ben bu olayın çok büyütüldüğünü düşünüyorum. Yani 70 yaşında bir e, sanatçı e, gelmiş oraya şemsiye açıldı. Yani karar nasıl alındı? Velveli nereden çıktı? Sosyal medya deniliyor. Yani bir sosyal ben Ordu yıpratma yönelik hocam gayet açık yani. İşte sosyal medyada e, yani burada bir şemsiye olayından nasıl yıpratacaklar? Ben Sosyal medyada çok takip etmedim ama anladığım kadarıyla çok fazla şey çıkmış bu olayla ilgili. İlk aklıma gelen şu oldu yani bu sosyal medya insanların birbirine çok kötü davrandığı bir yer. Yani bırakın Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, insanların kendilerine birbirlerine çok kötü davrandığı bir yer. Hakaret Laf ettiği. sokma, hakaret ettiği, küfür ettiği. Yani orada mesela birisini anlamaya çalıştığınızda falan olmuyor böyle küçük küçümseniyorsunuz. Yani böyle insani fazilet, faziletlerin Sayın Pekin de şu ifadeyi kullandı aslında. Üniformalı birinin e, kurallar gereği şemsiye tutması tutmaması gerekiyorsa tutmayacak. Tabii, bu tabii. kadar yani, nettir o, aslında ifade. Evet. ama yani burada mesela bu gevşetilebilir mi tartışmamız lazım bence. Yani orada ben şimdi kendim mesela Muazzez İlmiyeç'i Allah uzun ömürler versin. Muaz sümerolog Türkiye'mizin çok ben mesela orada Olsa bir bir subay şey olsam. Efendim? Bir şey olmaz da olsaydı. Ee, İki şahıslarla kıyaslamayalım tamam. Yani şimdi sayın, e, ben orada komutanım. Bülent Hanım'ın e, yani o popülerite popülerite şey. tamam, skandallar mesela, şunlar bunlar bir sürü şeyler var. Ben orada subay ya, olsam kanat, Muazzez için dibinden ayrılmam gidi yollayana kadar mesela. Yani <laughs> tamam. öyle isimler gelir ki mesela Doğru. Aziz Sancar geldiğinde subay Doğru. olsam olsam şemsiyede tutarım yürürüm de. Bülent Ersoy'u seven de burada tut, tutmak istiyorsa da tutabilir. Burada tabii o kanunu bir daha mevzuatı belki bir daha gözden geçirmek gerekebilir. Çünkü ben o e, subayları iten kakan, biraz böyle gururunu kıran, ke, kenarları düşüren. Ben de bir, mesela benim alay komutanım acemilikte Şefik Güvenç Albay. 5 de onun askeri oldum acemilikte 35 gün. 5000 e, kişiyi böyle bir tay gibi yürüttü, eğitti bizi ve hayran kaldım yani Şefik Albay'ımıza. Bir tane yemekte bir, bir zehirlenme olayı oldu. Ne ihaleyi vermiş, ne catering şirketini oraya sokan kişi. Onu yani öyle. olayla hiçbir alakası yok. Şefik Albay görevden alındı mesela. Şimdi buralarda ben komutanlarımızı, subaylarımızı, askerlerimizi korumak, kollamak. Sosyal medyayı da lafı şundan getirdim. Sosyal medyada da koruyacağız kurumlarımızı. Yani sosyal medyada her gün birini linç ediyorlar. Her gün bir tane fotoğraf atıyorlar ortaya. Ben de birkaç kez sosyal medyada linç edildiğim için biliyorum. Çok umursamayız, etmeyiz ama... Buralarda kurumlar, devlet kurumları hem dikkatli izlemeli insanların eğilimlerini, sosyal medya bir psikolojik savaş yeri aynı zamanda siyaseten de ama oranın da yönlendirilmesine açık hale gelmemeli. Yani sosyal medyada bir mesele çok konuşuluyor diye Siz bunun, kurumlar orada. Siz bu göre olayın bu kadar yankılanmasının tesadüf bulmuyorsunuz o Efendim? zaman öyle mi? Bu olayın bu kadar yankılanmasının tesadüf bulmuyorsunuz. Ya ben çok mı? büyütüldüğünü düşünüyorum. Yanlış. Bu mi? olayın evet büyütüldüğünü bir Yanlış. defa mevzuatta tamam görevden almaysa uygulanır yani kanun kişiye özel uygulanmaz ama o zaman onu da değiştirmeyi düşünmemiz yani lazım. Yani şöyle söyleyeyim Bu, tabii e, mevzuatta görevden alır diye bir şey yoktur. Ama şu var, komutan oradaki disiplini sağlamak için gereken tedbir almakla yükümlüdür. Bitti. Bu görevden alma olur, başka bir şey olur, evet. başka göreve gönderme olur. Evet, burada Buyurun bizim sayın bir kim? burada ben başka bir noktayı dikkatinizi çekmek istiyorum izninizle. Şimdi orası Anıtkabir ve e, Anıtkabir bizim aslında kuvvet kaynaklarımızdan birisi. Doğru. Yani Türk milleti zor koşullar karşısında hep Anıtkabire daha yoğun gider. Yani biz de az önce Sayın İsmail Hakkı Pekin'in söylediği yürüyüşte de binlerce gençle girdiniz evet. siz Türkiye Gençlik Birliği moral birlikte girdiniz. Moral yani bizim, bizim moral milli, milli gücümüzü etkileyen moral faktörlerden Evet bir tanesi. yani mesela Bülent Ersoy'un da Anıtkabir'de bu fotoğrafı keşke Şemsi'yi değil de Anıtkabir'de bir devlet sanatçısının, milli bir keşke. sanatçının orada kuvvet almasını daha çok konuşmamız gerekiyor. Burada sanatçılar arasında milli konularda duyarlılık gösteren az sanatçımızın olduğunun da altını çizmek Doğru. gerekiyor. Yani Doğru. mesela Kıraç gibi ben de, kolay, ben de Kuluğan, yaptım, saygımı gibi. gösterdim duamı evet. ettim diye Bu çok takdir eşayan evet. bir şey. Yani. Burada bir anıtka bir zor zamanlarda Türk milletinin birliğini gösterdiği, kuvvet aldığı çünkü Atatürk programı Türkiye'nin önündeki zorlukları aşmak bakımından hala güncel. Güncel olmasa o kadar insan gitmez zaten. Yani hala güncel olduğu için, bizi bir arada tuttuğu için ve zorlukları aşma konusunda kuvvet kaynağımız olduğu için gidiyor. Orada bir sanatçının olmasını ben şu açıdan önemsiyorum. Türkiye'de sanatçılar arasında milli vatansever tutum alan çok sayıda sanatçımız var. Onlara haksızlık yapmayalım ama çok sayıda milli konularda değerlerimiz konusunda herhangi bir duyarlılık göstermeyen, batı ya daha çok böyle özenti, batı özentisi olan, tutumlar alan batının çürümüş yoz kültürünü biraz enjekte atmaya çalışan çok sayıda sanatçının olduğunu da söyleyeyim. Yani ben mesela gelirken yolda düşündüm. Kıraçı, Tula, Tuluyhan Uğurlu gibi. Ee, işte efendim Muammer Sun, şimdi ve, yıllı, vefat yıldır mesela çok önemli bir sanatçımızdı. Ya da Nilüfer mesela yani sonra son Help Turkey diye bir kampanya başlatmışlardı. Ülkemizin milletinin özgüvenini e, kayacak bir sosyal medya kampanyasıydı. Mesela Nilüfer baş kaldırmıştı. Demiş ki <laughs> ben devletime de güveniyorum, devletime de güveniyorum. Zorlukları aşarız öyle dışarıya avuç açacak durumda değiliz diye eleştirilmişti. Böyle, sonra efendim, eleştirildi sonrasında. Eleştirildi ama bence çok haklı bir tutumdu o mesela. Yani orada milletimize kendimize güvenelim. Niye biz o şey durumda değiliz? Kendimizi savunamayacak durumda değiliz diye özgüven vermeye çalışmıştı. Mesela şimdi Cem Yılmaz mesela son gösterisinde kendi milletini aşağılamayı bir görev bilen, Batı hayranı, Batı özentisi, Batının yoz kültürüne hapsolmuş kişileri çok güzel eleştirdi, hicvetti mesela. Orada kendi milletinin faziletlerini anlatmaya çalıştı birkaç esprisinde. Mesela ben onu çok önemsedim. Milletimizin güzelliklerini gör, görmesi. Bu işte Anıtkabir'den kuvvet almak, Anıtkabir'den güç almak <laughs> bence sanatçı ve eşittir. Bu duyguları konuşmamız gerekiyor. Bu meselelerin de ben çok büyütüldüğünü Düşünüyorum. Eğer subaylarımızı, komutanlarımızı koruyacak olan mevzuat değişikliği yapılması gerekiyorsa hemen hemen yapılmalı. Ya bu konu mevzuat değişikliği alakalı bir konu değildir. Bu konu tamam. Ama görevden almak ağır bir ben an... yani anıtkara kom... komutanın o bölgedeki şeyi sağlamak için. Bana biraz ağır bir ceza gibi e, geldi. Ağır. Yani o ağır. bir bir komutan bile söylediğiniz gibi çok değerli bir evet. isim doktora yapmış. O üstlemen de şey. önünde çok Daha yıllar şey, var şey, yani. yani. Şimdi o damgalandığı zaman, ne olduğu <laughs> zaman, siciline yazıldığı zaman nasıl nasıl işliyor işte? değil mi Sayın Bakan? Yani böyle kolay bir şey değil yani ha, e, e, işte belki de e, bu dönemde e, genel olacaktı şey. Anladım. Biri genel olacak belki de öteki de kurmay subay olacaktı evet. bilemiyoruz yani. yani. Şimdi bunlar tabii çok kurmay önemli. subay olmasının da önünü engelleyebilir mi sicil engelleyebilir. açısından? Evet engelleyebilir tabii ama kamu, çünkü kamuya yemalı oldu. Yani şimdi böyle bir Üst şey. için bu, konuştuğumuzda daha önünde çok yıllar var ifadesi. Bu soruşturma anladınız. bu soruşturma dosyasına girer. Ondan sonra amiri sicili verirken ya bu zaten böyle yapmıştı. <laughs> şimdi böyle yapar diye düşük sicili verir yani. Çok, çok yani, yanlış bir durum. Türkiye'de bunlar Kaç hepsi duygusal durum. hareket ediyoruz bazen. Ee, onun için ben tabii çok üzülürüm iki diğer yani kolay kolay bunlar yerine koyamayacağım insanlar. Yarın bunlar lazım olacak yani Türkiye. Ee, bir savaşa girdiğinde, başka bir şey olduğunda, zor durumda kaldığında, hadi al götür şu birliği şuraya git dediğinizde bunların hepsi lazım olacak insanlar. yani Onun için e, biraz daha böyle e, keşke e, Sayın İlker söylediği gibi Şemsiye'yi değil de daha farklı bir şey görseydik. Yani şey görseydik, yani Bülent Ersoy'un Atatürk'ü ziyaretini görseydik. Orada <laughs> işte... E, niye ziyaret ettim? Örnek mi de yani herkese? Burada sosyal medyayı mı biraz konuşmak gerekiyor aslında? Evet, yani çok yönlendirici bir şey Sayın Yücel. Mi? Belki gazeteci olarak bunları evet. çok yönlendirici, farklı nokta. Çünkü burada üst düzey görevlerde yer almış, kor generallik yapmış, evet. albaylık yapmış, profesör olmuş hocalarımız var. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmiş. Onlar biraz daha hani bu olayı insani yönüne de bakmak gerek ifadesini kullandılar. Zaten soruşturma açılır ama burada sosyal medyanın biraz etkisini Tabii, mi tartışmak gerek? Ben e konuyu e Öğrendiğimde televizyonda ben sosyal medyada çok fazla zaman geçiremiyorum. Görevim gereği zaman zaman yoğun bakıyorum ama gün içerisinde saatlerimi geçiremiyorum ve anladım ki bir şey olmuş. Bülent Ersoy'la ilgili, Şemsiye'yle ilgili, Subay'la ilgili bir e, velvele yaratılmış orada. Burada bizim bir sosyal medya zaten e, büyük Amerikan şirketlerinin bir psikolojik harp yeri aynı zamanda. Bunu bilelim yani orada her gün insanlar birbirinin gözünü çıkarsın diye etiketler atılıyor ortaya yani hem dini değerler, milli değerlerimizde bir kamplaşma ortamı yaratılmak için özel bir çaba var. Bunu bir görelim. Hele kritik zamanlarda yani o orman yangınları olduğunda bir şehit haberimiz geldiğinde ya da FETÖ'nün bir e, suikast ya da bir saldırısı olduğunda sosyal medya bir psikolojik savaş yeri olarak hep önümüze çıkıyor. Burada kurumlarımız bir gözüyle sosyal medyayı dikkatli izlemeli ama bir yandan da sosyal medya yönlendirilmesini kapalı olmalı. Yani sosyal medya ne Adalet Bakanlığı'nı yönlendirebilir, ne iç içeri, yani sosyal medyada adam da kesiyorlar, adam da asıyorlar, hapse de atıyorlar, linç de yapıyorlar. Buraya son vermemiz lazım. Bir de sosyal medya adabı getirmemiz lazım. Yani mesela adaplı olanlar daha fazla sosyal medyada, insanın ahlaki güzel milletimizin özelliklerini gösterenler daha fazla ama bu az önce söylediğim birbirine laf sokan, küfür eden, hakaret eden, düşmanlık körükleyen ve canavarlaşan. Bakın sosyal medya canavar dolu. Yani orada bir şey söylüyorsunuz hemen altından küfür hakaret kıyamet doluyor. O, o canavarlığa da bir son vermemiz lazım. Biraz zannediyorum buradaki meselenin bu kadar büyümesinin sebebi Acaba, de sosyal medya canavarları. Şekilde, e, servis edildi onu da, onu da, bakmak lazım yani. Yani evet, kim nasıl geldi? servis edildi? Yani, kimin yani geldi? burada doğrudan ben her Türkiye'deki nasıl bakıldıysa İlker öyle bakılsın ama soruşturma açıldı belki yönelik bir şey de Yani o kadar çok e, ilk nereden servis edildi ona mı bakmak gerekiyor? Yani, bir, bir emekli sayesinde. emekli eski milletvekilleri, emekli komutanlar, diğerleri herkes buraya gelir. Herkes e, o çocuk e, kendine emir verilen şeyleri, e, VIP'leri e, rehberlik eder. Ben bir olay anlatabilir miyim kısaca? Ama yani bu çok özellikle 2012'de, yani. 2012 yılında 29 Ekim bayramının yasaklanma, kısıtlanma kararını ben Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanıydım. Karar aldık. Komutanım da yakından belki hatırlar. E, ulus'ta büyük bir mitingle kutladık. Yani biz o kararı tanımıyoruz, kısıtlama kararını tanımıyoruz diyerek kutladık. Bayağı gergin geçen bir e, mitingdi. Şöyle bir şey anlatacağım orada. Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatmak için ve gençlerimize o zor günleri anımsatmak için anıt e biz kan koyduk 10 tane. Bildiğiniz kanı o kalabalığın arasına kanı geçirdik. Sonra Anıtkabir Komutanı geldi. Bizden rica etti, dedi gençler mevzuat durum bu. Kaan'ı da bayağı içeri sokmamıza rağmen. evet ee, Onları geri çıkardık. Yani mesela orada e, bu şemsiyeyi o zaman o Anıtkabir <laughs> Komutanı'nda görevden almaları Peki. lazımdı. Ee, Ama biz çıkardık. Dolayısıyla bunlar telafi gerekli. edilebilir hızlıca. Peki,